Lehinde Ankara Milletvekili Sayın Levent Gök. Buyurun Sayın Gök. Buyurunuz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün görüşülmesini talep ettiğimiz Başkent GAS, Ankara'mızın kanayan bir yarasıdır. Ankaralıların yaşadığı bu sorunun yaratıcısı ve sorunu içinden çıkılmaz hale getiren kişi ise tereddütsüz Melih Gökçek'tir. Ankaralıların geleceğini ipotek altına alan, kendi kişisel beceriksizliğine, çapsızlığını, belediyenin bütün gelirlerini elden çıkartmak suretiyle, benden sonra tufan anlayışıyla hareket eden bir belediye başkanı yönetiminde doğalgaz, Ankaralılar için adeta bir doğal kazık olarak karşımıza durmaktadır. Melih Gökçek iktidarın himayesine sığınmış, her zor durumda kurtarılmayı beklemiş, kendi istekleri doğrultusunda meclisimizi alet etmekten de çekinmemiştir. Değerli milletvekilleri, Ankara'da doğalgaz, hava kirliliğini önlemek ve daha ucuz bir yakıt olması nedeniyle Ankara'da özendirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır. Hemen hemen tüm meskenlerde doğalgaz dönüşümü büyük ölçüde tamamlanmış olup doğalgaz artık Ankara'da dönülmez tek seçenektir. Ankaralılar doğalgazı peşin parayla alıp kullanmaktadır. Yani Ankara'da kullandıktan sonra fatura gönderilip tahsilat edilmekte, kişiler peşin para ile kullanacakları doğalgazı satın almaktadırlar. İşte Melih Gökçek Ankaralılardan peşin olarak aldığı doğalgazın bedelini BOTAŞ'a ödememiştir. Diğer yandan Ankara metrolarının tıkanma noktasına gelmesi ve Türkiye'nin en borçlu belediyesi ilan edilmesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir kurtarma operasyonu yapılmıştır. Muhalefetteki bütün belediyeleri sindirme operasyonu yapıldığı her yerde Melih Gökçek'e karşılığında bir kurtarma operasyonu mutlaka gerçekleştirilmiştir. 2007 yılında doğalgaz piyasası kanununda yapılan bir değişiklikle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki bünyesindeki doğalgaz kurulan Başkent Gaz Anonim Şirketi'ne devredilmiş ve %80'i özelleştirme kapsamına alınmıştır. Değerli milletvekilleri, şimdi bu kanunun kim tarafından hazırlandığını, arkasında kimin olduğunu ve o zaman AKP adına konuşan ve kanun teklifini sunan Ankara Milletvekili rahmetli Nur Doğan Topaloğlu'nun sözlerinden sizlere aynen aktarıyorum. Bakın bu kanun teklifini hazırlayan arkadaşımız mecliste nasıl bir konuşma yapmış o zaman. Biz diyor Nur Doğan Topaloğlu, kent konseyi olarak zaman zaman Ankara'da toplanıyoruz. Raylı sistemdeki yavaşlama ve buna benzer aksaklıkların niçin devam ettiğini belediye başkanından sorduk. Tıkanıklık olduğunu söyleyince siz bir doküman hazırlayın dedik. Biz de bunu belediye başkanının hazırladığı dokümanı kanun tasarısı haline, kanun teklifi haline getirdik. Hızlandıralım diye düşündük ve bu yüzden kanun teklifi verdik diyor değerli arkadaşlarım. Yine devam ediyor. Biz istedik ki belediyeye ışık tutalım, yön verelim. Yalnız tenkit etmekle kalmayalım, engelleri de kaldıralım. İşte bu kanun teklifini yapmayı uygun gördük diyor Sayın Nur Doğan Topaloğlu. Ve devam ediyor. Ben bir Ankara milletvekili olarak bu teklifin yapılmasından büyük ölçüde huzur duyuyorum. Raylı sistemindeki tıkanıklık bu teklifin geçmesiyle giderilecektir. Ankaralılara ve Türkiye Cumhuriyeti'ne hayırlı olsun. Eğer bu teklif geçerse iyi bir kapı açılıp hizmetlerin hızlanacağını düşünüyorum diyor. Sen çok daha düşünürsün değerli kardeşim. Neymiş? Metro yapmak için doğalgaz özelleştirilmiş ve arkadaşlarımız da bunları sizlere savunmuşlar. Değerli milletvekilleri, bu şekilde %80'i özelleştirilen ve o zaman 900 bin abonesi bulunan doğalgaz 3 kez ihaleye çıkartıldığı halde Melih Gökçek'in 3 milyar dolar değer biçmesine karşın 2006 yılında en fazla 1 milyar 611 milyon dolar teklif verildi. Ancak her seferinde ihale bedelleri yatırılmaz için ihaleler iptal edildi. Daha sonra metroda bir adım bile ilerlemeyen Melih Gökçek 25.10.2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararı sonrası 25.4.2011 tarihinde metroların yapımını Ulaştırma Bakanlığı'na devretti. Değerli arkadaşlarım, şimdi bu halde dahi
4 Temmuz 2012 tarihinde yapılan bir yasa değişiklikle bu kez başkent gazın %100'e özelleştirme kapsamına alındı. Başkent gazın özelleştirme gerekçelerinin kalmadığına dönük olarak yaptığımız tüm değerlendirmelere karşın Başkent Gaz Özelleştirme İdaresi tarafından tekrar ihaleye çıkartıldı. Bu durumda hatırlarsanız mecliste birkaç defa konuşma yaptım. Durduralım bu ihaleyi çünkü doğalgaz Ankara için tek seçenek ve belediyenin de en önemli gelir kaynağıdır dedim. Ancak Başkent Gaz ihalesinin durdurulmasına yönelik yaptığım tüm değerlendirmeleri duyan Melih Gökçek beni bu kez ihaleye fesat sokmakla suçladı ve savcılığa şikayet edeceğini söyledi değerli arkadaşlarım. Bundan sonra Başkent Gaz Müdürü hemen sonra kurumun geçen yıl 45,5 milyon lira kar ettiğini açıkladı. Değerli milletvekilleri, bütün bu durumda doğalgazda yapılan bütün iyileştirmelere, %100'ünün satılma kararına ve 1 milyon 411 bin abonesiyle Türkiye'nin ikinci büyük doğalgaz şirketi olan Başkent Gaz'a 25 Ocak 2013 tarihinde yapılan ihalede en fazla 1 milyar 162 milyon dolar teklif verildi. Piyasa değerinin şu anda 8 milyar dolar olması gerekirken. Ancak Başbakan birkaç gün önce yaptığı açıklamada özelleştirme ihalelerinden söz ederken Başkent Gaz ihalesini kastederek Başkent Gaz'da biz 1,5'u yakalamışız. Ödemediği için teminatı gitti. Şimdi yeni gelen 100'ü veriyor. Şimdi 1,5'u yakaladığın yerde 100 verilirse bunun hesabı sorulmaz mı diyerek Melih Gökçek'i ortada bırakmıştır. Elbette sorulur Sayın Başbakan. Bu soruları sormazsa biz soracağız. Kimse sormazsa biz soracağız. Şimdi ben huzurunuzda bu özelleştirme vazgeçilsin diye uğraşırken savcılığa beni şikayet edeceğini söyleyen Melih Gökçek'e huzurunuzda tüm yurttaşlarımız huzurunda hodri meydan diyorum. Hiç durma beni şikayet et. Ama beni şikayet ederken sanık sayısı 2'ye çıktı. Artık benim yanımda başbakan da şikayet et. Ankaralılar senden bu başkent gazın hesabını mutlaka soracaklardır. Halktan peşin topladığın doğalgaz paralarını ne yaptın? Bu paralar nereye gitti? Başkent Gaz şirketinden mevzuata aykırı olarak ne kadar para çektin? Doğalgaz altyapı ihalelerini bir tek ihaleyle açık ihale olarak yapmam mümkünken niçin bunları parçalara böldün, doğrudan temin ve pazarlık usulüyle istediğin yandaş firmalara verdin? Doğalgazın emniyetli bir şekilde iletilmesini kontrol eden, gözetleyen ve gerektiğinde müdahale eden SCADA sistemini niçin çalışmayan bir sisteme dönüştürdün? Daha ucuza mekanik sayaç kullanılması mümkünken niçin ön ödemeli elektronik sayaç kullandın? Değerli milletvekilleri, Sayıştay pek çok kararında kamu yöneticileri mevzuata uygun bir şekilde yerine getirmedikleri görevi nedeniyle uğranılan faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek mali külfetten bizzat sorumludur diyerek yeni içtihatlar çıkartmıştır. Bu nedenle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu artık Melih Gökçek'in şahsi borcudur. Ve Ankaralıların bütün elleri Melih Gökçek'in de iki yakasındadır. Değerli milletvekilleri, tek amacımız Ankaralıların zaten yüksek bedeller ödedikleri doğalgazda ileride daha fazla mağdur olmamalarıdır. Doğalgaz dağıtımı belediye görevlerinden olup özelleştirmeyle tekel olacak bir şirketin insafına terk edilemez. Ankaralıların çıkarları Melih Gökçek'in çökmüş olan belediye anlayışına ve ihtirasına kurban edilemez. Bu nedenle önergemizin kabulüyle Başkent Gaz'ın kuruluş gerekçesi, geçirdiği aşamalar, Ankaralıların çıkarları doğrultusunda yapılacak iyileştirmeler bu araştırma önergesinde araştırmamızı gerektiği zorunlu öğeler olarak ortada durmaktadır. Anlattığımız tüm bu gerekçeler karşısında artık yasal dayanağı kalmayan Başkent Gaz'ın derhal büyükşehirin önemli bir gelir kaynağı olarak büyükşehir uhdesinde kalması için çalışmalar yapmamız gerekiyor. Melih Gökçek bugün var, yarın yoktur. Orayı yarın yönetecek büyükşehir belediye başkanları önemli bir gelir kaynağından mahrum kalmamalıdır. En önemli gerekçemiz de Ankaralıların ileride bir şirketin insafına mahrum kalarak
karşılaştıkları ağır faturaları ödeyemeyecek durumlara gelmemesidir. Çok insaflı, çok gerçekçi bir önergemizi ortaya koyuyoruz. Melih Gökçek iktidarınızı kandırmıştır, Ankaralıları kandırmıştır ama artık buna dur demenin de zamanı gelmiştir. O gün bugündür. Bu nedenle verdiğimiz önergemizin kabulünü diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın